Arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun ve şu Michael'ın anasına sövün lütfen ya. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, Lara Croft ana oyuna eklendi. Test server'ında çekememiştim, şimdi çekeceğim ben de. Unutanlar ya da perklerini hiç bilmeyenler için 3 perkünü de anlatayım. İlk perkümüz tecrübeli. Bir sandık açtığımızda ya da totemi temizlediğimizde, totemi kutsamak da sayılıyor, bu avantaj etkinleşiyor ve şu işe yarıyor. Çığlık atmamız gereken zamanlarda çığlık atmak yerine katilin haresini 5 saniye boyunca görüyoruz. Bu çığlık atacağımız zamanlar şunlar. Katillerin belli başlı perkleri var. Bu perkleri kullanarak sizin çığlık atmanıza sebebiyet verebiliyorlar. Ya da direkt olarak sizi yaraladığı zaman karakteriniz çığlık atıyor otomatik olarak. Yani her yaralandığımızda 5 saniye boyunca katilin yerini göreceğiz. İkinci perkümüz ustalık. Bu avantaj sadece sağlıklıyken çalışıyor. Yaralıyken çalışmıyor yani. Paletten ya da bir pencereden hızlı bir şekilde atladığımız zaman bu eylem %20 daha hızlı gerçekleşiyor. Her 30 saniyede bir kullanabiliyoruz bu avantajı. Ve son perkü de uzman. Her sandık açtığımızda veya karıştırdığımızda bir nişan kazanıyoruz. Perküm yeşil olduğu için en fazla 6 nişana kadar çıkabiliyorum. Bir jeneratörde çok başarılı beceri denemesi tutturduğumuz zaman tüm nişanlarımızı tüketiyoruz ve nişan başına azami jeneratör ilerleme gereksinimini 3 azaltıyoruz. Yani 6 nişanımız var diyelim, 6 x 3'ten 18, jeneratörün barını %18 azaltıyoruz. Yani jeneratörü %100 yapmamıza gerek kalmadan %82'ye getirdiğimiz zaman bitirmiş oluyoruz. Gençler, bu son perkü kullanmayacağım bu arada çünkü bir haritada zaten 3 tane sandık var. Sandık karıştırma perkümde olmadığı için maksimum 3 nişana kadar çıkabileceğim. 3 nişanda %9 yapıyor. Hani 3 tane sandık karıştırdığıma değmeyecek, yani boşa gidecek. İlk 2 perküyle oynayacağım. Buraya da fırsat penceresi koyacağım. Bu arada 2v8 modu da tanıtıldı. 25 Temmuz'da gelip 9 Ağustos'a kadar sürecek arkadaşlar. Şimdilik sınırlı süreli getirmişler. Niye böyle yaptılar bilmiyorum. Hani büyük ihtimal gelen yorumları değerlendirmek içindir. Ondan sonra sınırsız olarak gelir mi bilmiyorum. Onu gözlüklü abinize sorun. Ya sprintim var diye niye benimle dalga geçiyorsunuz şu an? Anne ördek gibi beni takip ediyorlar arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Herkes Lara Croft almış ya bu arada. Allah. Reis ne yaptın ya? Bizi mi stalkladın? Neredesin? Ben böyle anlaşmak istemiyorum. Seninle gider misin yanımdan? Allah'ın belası, psikopat herif. Bizi orada arıyor. Adam diyor ki bu gerizekalılar nerede? Sen sından gerizekalı oğlum, sen kime gerizekalı diyorsun? Michael falan diyor mu? Vallahi kafayı vururum he. Kanka niye çağırıyorsun adam buraya? Salak mısın? Bana girecek şimdi. Olan bize oldu arkadaşlar ya. Olan bize... Oha, bu spot ne lan? Ne yapmışlar oğlum bu spota? Bu ne lan? Yuh. Ya vermem ki. Ya. Vermem buradan. Yokuz. Michael Myers. Oğlum bir yanına geçerse sıçarız yalnız ha. Aha geçecek mi lan? Hit mi yedik? Yemedik. Benim uzulu var. Hızlı atladı. Benim uzulu var. Bir daha atladı. Ananı aldırız ki. Arkadaşlar benimle birlikte siz de korktunuz değil mi? Bir şey diyeceğim. Hata yaptım galiba. Galiba hata yaptım arkadaşlar. Yok yapmadım. Şuradan atlarsam hata falan yapmadık. Bakayım atlayabildim mi? Atladım. Çok güzel. Benim uzulu atacaksın oraya. Süpersin. Bonjour madam. Bonjour madam, onları yedirtemezsin bana. Ama şu an yedirttirdin galiba. Yo, yedirtememiş, tamam. Süper bonjour madam, süper. Spota bak, ananı avradını. Oo. Tamam, süper. Soldan gidiyoruz. Bak şu taşın şurayı tuzak gibi açmışlar arkadaşlar. Oradan gitmeye çalışsam salak gibi düşecektim, onu fark ettiniz mi? Ama ayıp ediyorsunuz bana, niye salak diyorsunuz? Aa, öldüm lan, niye sattım? Arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun ve şu Michael'ın anasına sövün lütfen ya. Düştüğüm yere bak, Allah aşkına düştüğüm yere bak. Pencerenin neresinden düşmüşüm yani. Bu Michael'ın da çok fanı var yemin ediyorum, beni bilinçlerler şimdi var ya. Menüdeyken 2 tane 300 binlik blood points kodu göstereceğim arkadaşlar, size unutturmayın onu. Hayır ya. Tunnel yapma, tamam mı? Tunnel yapma. Aynen öyle, onu öldür. Şimdi benim sandık açmam ya da totem temizlemem lazım bu arada şu perk'ü aktif etmek için. O perk'ü bir kere aktif edince zaten maç boyu çalışıyor arkadaşlar. Yani her seferinde baştan totem falan temizlemeniz gerekmiyor. Tamam, perkümüz aktif. Aa bir dakika, niye aktif olmadı lan? Sağda yarısı yandı. 2 tane mi kırmam lazım acaba totem olduğu zaman? Allah Allah, bak yarısı yandı arkadaşlar. Galiba şu an tam olarak çalışmadı. Ya bu nasıl şans? Ne oluyor? Full tilt mi peki? O T-back ne o T-back purpa? O T-back ne oğlum? Hızlı atla kızım. Ben alıştım tabii o hitleri vurmaya. Gittim mi lan? Baba bak.
Allah'ım animasyonun güzelliği. Ya bu Michael'ın müziği var ya, korku film tarihinin en iyi müziği olabilir ya. Bence öyle, gerçekten müthiş bir buluş yani, müthiş ya. Sanırım yanlış bilmiyorsam serinin yaratıcısı olan John Carpenter yaptı müziği de. Yani hem filmin yönetmenliğini falan yaptı hem de müziği de o tasarladı diye biliyorum. Ne yapıyorsun ya? Allah belanı versin senin. Hani görmüyorum katili? Oğlum arkadaşlar, bir totem temizleyip bir de sandık açmam gerekiyor galiba. Ben bunu tam anlamadım. Yanlışım varsa düzeltin. Hop oink. Ya oraya yapacağınız yeri öldüm. Lan bir araya gir lan. Şş, Allah aşkına. Şş. Sen var ya, senin lan. Adamın gerizekalı enayi salak öldü ama. Tüh vallahi nasıl üzüldüm ya. Şimdi iyileşelim de arkadaşlar, diyeceksiniz ki abi adam tek atıyor, niye iyileşiyorsun? Çünkü yaralıyken ses veriyoruz. Aynı zamanda da iyileşirsem sağlıklıyken pencereden %20 daha hızlı atlayacağım. Sandığı da açalım arkadaşlar, sandık bulduk. Aynen, tamam. Mantığı anladım arkadaşlar. Bir tane totem kutsamanız ya da kırmanız gerekiyor, bir tane de sandık açmanız gerekiyor. Abi videonun sonunda anlasaydın diyen var, çok ayıp arkadaşlar bak. Bu kulak her şeyi duyar. Ay götüm, çok da meraklıydım seni heal'lamaya. Bu bana trip mi atıyor, az önce benim yüzümden öldü ya. Trip atıyor herhalde. Yani bu adama şu an tek bir şey demek istiyorum. Jeni ben patlattım, o adama girdi. Hey Allah'ım ya. Takımı şu an mahvediyorum ya. Katlediyorum şu an takımı. Bana geliyor. Oy. Burada zormuş yalnız takip etmesi ha. Çok fazla... tel, ot, mod bir şey var. Kaybol lan. Biliyor tabii benim orada hata yapacağımı. Tanımış, tanımış. Beni tanıyor. Mahvediyorum ya şu an. Vallahi billahi. Michael delen ya. Lord! Moy moy moy. T-bag atıldı mı gençler? T-bagler atıldı mı? Zord. 500 IQ taktik geldi Michael'dan, evet arkadaşlar. Ananı ardını, bu harbiden 500 IQ'ydu. Bir daha dışarı çıkarsa 8000 IQ olabilir. Onun oğlum çok korktum. Tam bir de o sıra müziği çaldı ya arkadaşlar. Yani şimdi ayıp ediyorsunuz bak. Siz uzaktan uzaktan bana gülüyorsunuz. Fark etmedim sanmayın. Hiç hoş değil o yaptığınız şeyler. Bir dakika şimdi arkadaşlar. Şu hasar alıp oraya kaçarsak her türlü ölürüz. Vur bana burada. Tamam. Bakın şöyle perkümüzün çalıştığını da gösterelim arkadaşlar. Harika bir perk. Orada gerçekten güzel perk yani, böyle zor spotlarda falan yaralandığınız zaman hemen killer'ın yerini gördüğünüz için 5 saniye boyunca iş yapıyor. E sen hala bana geliyorsun o zaman Ganzı. Oo. Salak. Merhaba. Kolay. Onu ikinci hep yapacak mısınız o ikinciyi? Takımıma çok teşekkür ederim bana verdiği katkılardan dolayı. Bunlar var ya harbi bana sinirlendi ha. İkisi de direkt gitti, gördünüz mü? Öbürü de trip atıyordu bana. Tam film sahnesi gibi değil mi şu an? Lara Croft ve Michael Myers karşı karşıya. Bu oyun ilk çıktığında yapımcılar bile şunu hayal etmemiştir büyük ihtimal. Arkadaşlar hep bana soruyorsunuz. Bu kez de ben size sorayım. Oyuna gelmesini en çok istediğiniz bir katil, bir tane de kurbanı söyler misiniz? Bu ne diyor arkadaşlar? Rusça bilen çevirebilir mi? Büyük ihtimal bana bir şey diyor. Bana yayınlarda çok soruluyor çünkü. Bilmeyenler için ben de cevaplayayım. Kurban olarak Lara Croft'u istiyordum ve geldi. Gerçekten Lara Croft'u istiyordum. Katil olarak hep söylüyorum. Korku Kapanı yani Wrong Turn filmindeki Three Finger, 3 parmak adlı karakter. Bir tane daha katil söyleyeyim. Çünkü kurban söylememiş oldum yani, bunu söylemiştim ama bu zaten geldi. İkinci katil olarak da Terrify filmindeki Art the Clown karakterini çok isterim yani. Siz de bir kurban, bir katil söyleyin bakalım. Belki yaratıcı fikirler çıkar. Gençler bu arada şimdi ekrana iki tane kod yazacağım. O kodları girerek 300'er binden 600 bin blood points alabilirsiniz. Nasıl gireceğini bilmeyenler varsa göstereyim. Şu sol altta bulunan mağaza butonuna basıyorsunuz. Şu sol alttaki kullan butonuna basıyorsunuz. Gördüğünüz kodları tek tek buraya girip kullan diyorsunuz. Bak bu aralar çok fazla da game oynuyorum. Bu arada bu sene içerisinde testlerinin filmi çıkacaktı arkadaşlar. Devam filmi. Sav X'in. Ertelenmiş. Yani çok üzüldüm. Dr. Gordon. Adam hangisiydi bunlardan? Şu muydu Adam? Ya bir daha 10 dakika boyunca lobide maç arattıracağım bana. Vallahi şu mouse'u çıkaracağım şimdi. Sağdan soldan fırlatacağım bir. Bu arada videoyu direkt bugünün öğleni çektim arkadaşlar. Yani siz şu an öğle sonu akşamüstü falan izliyorsunuzdur büyük ihtimal. Ben bu öğlen çektim. Bu akşam saat 7'de de yayınımız var, haberiniz olsun. Biraz böyle pilavlıya çağırıyor gibi oldum sanki size ama. Gelmek isterseniz linki ekrana yazdım. Tamam, perkümüz aktı. Şimdi her yaralandığımızda katili göreceğiz. Pigmiş arkadaşlar. İtin gelişe bak ya, itin. Buradaymış salak. No, no, no. Hır yapınca kaçacaksın acı. Salak beni arıyordu. Hop.
Aminasyonu gördün mü? Burası nere oğlum? Yani ya bu salaklar da arkadaşlar saçma saçma mind game'ler deniyorlar, bir de işe yarıyor ya. Vallahi billahi bak, adam bile ne yaptığını bilmiyor yani, yolunu karıştırdı, oradan gelesi tuttu. Ne olduğunu anlatayım mı size? Şurada kırmızı gördüm ya, kapıyı kırıyor sandım, o yüzden içeri atlamayayım dedim. Bayağı sattım, neyse adam kötü, adam kötü, ben halledeceğim bu maçı. Adam kötü derken benim yüzsüzlük. Boy Jaden. Doğrusu neydi onun? Kafamda tuzak var ama jeneratör bitireceğim. İnsan kendisinin celladıdır arkadaşlar, bunu unutmayın. Benim kafamdaki çalıştı, ben gidiyorum, hadi görüşürüz. Ya sprintin yarısı orada aşağıya düşmeye gitti zaten. Evet, ilki başarısız. Ben bu maç ölürüm, beni kimse tutamaz. Evet, 5 tane deneyeceğiz, %20 şansımız var. İlkini denedik, olmadı zaten. İkincisi de olmadı. Üçüncüsünü ben öleyim diye müthiş bir yere koymuşlar. Evet, bu da olmadı arkadaşlar. Çok teşekkür ederim, 4. de zahmet oldu. Şu kuş büyük ihtimal arkadaşlar İbo'nun ya. Son videoda ona salladım ya. Arkasından konuşuyor muyum diye bak, tepede kuş falan uçuruyor beni dinletmek için. O yüzden bu videoda İbo hakkında çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. İzlettiriyor çünkü beni. Son asılışı olan adam trade'e girdi ya. Yani Biden biraz fedakar olsan keşke yani. Nasıl kazanacaksın seçimleri yoksa? Vay başkan. Hey bu! Kanka vurmayı beceremedik, becermeyi vurduk diyorum. Sen bilmiyorsun lan bu oyunu. Sana nasıl ölmüş bizim gerizekalılar? Ha, sen bilmiyorsun ki bu oyunu. Abi sen çok mu biliyorsun ammunyum diyenler var, ayıp. Oğlum yetişemez arkadaşlar vallahi, şu Bloodlust kaldırılsın oyundan ya. Yeni yani yeni ağlayacak bir şeyler lazımdı arkadaşlar, buldum. Uzun süredir hep aynı şeylere ağlıyorum, onu fark ettim. Bak Bloodlust'a ilk defa ağladım. Yeni bahane kilidi açıldı. Tanrı'dan mı geliyorsun, onu mu kovarlıyorsun reis, ben anlamadım ki. Hop. Hey sen oradan önüme çıktın benim. Oğlum bu Biden'la var ya, biliyor 67 bin abonem olduğunu, benden oy toplayacak herhalde. Çünkü sadece beni alıyor, beni koruyor, fark ettiniz mi onu? Diğerini trade'e bile girmedi, bak bana hasar almaya geliyor. Vallahi arkadaşlar bir ota dönüştüm, hiç arayacağım artık. Bu arada ben şurada tek de bir tuzağımı çıkartayım arkadaşlar, şimdi izleyin. Bak birincisi 3'ten fazla da çıktıysa ikinci taktığı tuzak genelde tek de çıkar. Bunu asla unutmayın. Ya da unutun, siktir edin amına. Harbiden fırsat bu fırsat. Işığı yanmadan kaçtım arkadaşlar. Mecbur kökleyeceğiz artık. Yetiştiği kadar. Tamam. Hadi görüşürüz başkan. Bence bu doğduğumuz pozisyon haksızlık arkadaşlar. Bunun değiştirilmesi lazım. Bir kurban jeneratörün tam dibinde doğmamalı. Bak jenin dibinde başladık. 50'yi geçti bile. Adam daha kimseyi göremeden jen bitti yani. O ne öyle? Vay wow, güzel deneme, güzel deneme, bak hakkını veririm ben, hak isteyenin hakkını veririm Hilbilicim. Ben buzul attıysan hakkını makkını dinlemem, ana bacı söverim, onu da söyleyeyim. Ya o mu varmış oğlum, sağa sola çekilirdim bilseydim. Onu satayım. Oğlum o dağın oradan da mı çıkışı var ya? Biz siktir git ya aman. Oradan çıkışı yok diye rahat rahat takılıyorum ben de ya. Arkadaşlar bakın çok güzel bir söz vardır. Bir dağın iki çıkışı olmaz. Şu an uydurdum. Bak bak bak, iyi alıştın ha. İyi alıştın ha it herif. Bir kere bala göte düşürdüm diye. Lan avradını s**eyim ben bu oyunu. Allah belasını versin bu oyunun, başka hiçbir şey demiyorum. Bana tuzak kurmuşlar burada ya. Hasar alır ama sola bir döndüm, merdiven altına girdim olarak. Adam iyi de değil vallahi, şu maç 3'en 4'en bile döndürürüm. Bir düzgün loop'umu bir bulabilsem. Niye şu pencereden içeri atlamadım da kaşındım değil mi? Bu ne yapıyor? Bu bir şey değil mi? İbo'nun adamı olabilir. Yine beni izliyordu, fark ettiniz mi? İbo yoksa Pennywise mi arkadaşlar bak. Az önceki maç kuştu. Şimdi Lara Croft'a dönüşmüş. İbo insanlara göre şekil mi alıyor, ne dersiniz? Ananın
a**ına vur ya. Demeyeyim demeyeyim diyorum ama. Bak son zamanlarda birçok kötü maç oynamışımdır. Hatta hepsi kötüdür. En kötüsü buydu. Eğlendin mi? Bir. Rapor et şu an asını s**eyim de. İstismar amına. Terörizm suçu. Al en ağır cezadan da report ettim. İnşallah banya. Oy şu Lara Croft'un kombini var ya efsaneymiş. Oğlum bundanım olsun lan ne olur lan. Ali alsana şundan bana. Bak ilk maç çok güzel şey sattık. İkinci maç ortalamaydı. Bazı yerlerde sattık, bazı yerlerde güzel oynadık. Üçüncü maç bu maç. Üçüncü maça girmedik. Üçüncü maçımız bu maç arkadaşlar. Daha yeni şimdi girdim üçüncü maça. Of keşke şu an hava bu map'teki gibi olsa ya. En zorlandığım katil geldi. Yani abi Trevor dümdüz killer nasıl zorlanıyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar bende öyle bir şans var ki. Dümdüz böyle hiç alakasız bir yerdeki trap'e basabilirim ya. Orada adamın attığı bütün trap'leri gördüm sanki. Ne dediniz o işe? Hepsini şu anda gidip devre dışı bırakabilirim. Bu şey mi acaba? Yaralanma değil değil mi? Bu eklenti çok güçlü arkadaşlar. Ya, hatırlatın bana bu eklentiyle bir trapper videosu patlatalım. Bütün traplerini bozuyorum salam. Our love will never die. Sorry. Sorry. Ya mal mısın? Niye kendinden özür diliyorsun? Bak bir şey diyeceğim. Yaralayan trap artı otomatik açmayla gireyim. Tamam mı? Bir build yapayım. Trapleri yerleştireyim. Sonra her 30 saniyede bir onlar açılsın. Adamlar bozarsa da yaralansınlar. Hani bozup yaralansalar bile sonradan şey olmuş olacak yani. Tekrar açılacak trapler. Tekrar bozmak zorunda kalacaklar. Bizim adam base yemiş. Hay Allah'ım ya. Sabahtan beri her yere asılıyorlar. Benim almaya gitmem gerektiği elde base dedi ya. E nasıl alacağım? Her yere trap attı adam. Aa! Oğlum nasıl görmedim? Adam o kapıdan çıkıp gitti ya oraya atmadı sandım ya. Bir daha acımayacağım takıma. Bana ne ölüyorsa ölsün ya. Hep milleti kurtaracağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye beleş hit alıyorum zaten. Bunlar beni almaya gelemez. Zaten gelmiyorlarmış. Evet son maça entropi geldi. Güle güle. Gök gök gök. Ya ne ara attın onu? O kadar hızlı atamazsın ya. Aa nasıl vuramadı lan onu? Ya kanka bana ışınlanıp niye arkamdan gelmek yerine içeri giriyorsun? Oy nasıl hızlı atlıyor görüyorsunuz mu arkadaşlar? Canavar gibi canavar. Aa! Onu unuttum lan. Buradan yine pencereye gidiliyor sandım ya. Git lan git cene git. Kişi kendi işini çözebilmeli arkadaşlar. Kimseye muhtaç olmayacaksınız. Benim yardıma mı ihtiyacım var lan? Gelmiş yanıma bana orada healleyeyim mi seni diye soruyor. Ya niye saldın? Ya of ben gerçekten bu oyuncuları anlamıyorum. Kime trip atıyorsunuz? Neye trip atıyorsunuz? Geldik işte almaya ya. Bizim adam da attempt deniyor. Defol git sal sen de. Al, gelmiyorum almaya. Yani daha 3 gem vardı arkadaşlar. Bu neyin ümitsizliği yani hani anladın mı? Defol git lan. Onu vur da seni var ya nasıl oyundan seni kaldırtırdım lan. Heçi duydu kesin. Kesin heçi duydu. Aynen. Son anda orada bir standart sapma gerçekleşti çünkü. Salak. Ok gibi oynuyorsun. Sonunda attın ama. Bravo sanki çok güzel oynuyormuş gibi. Oh ne güzel sıçtım değil mi? Bir şey diyeceğim adam nereye ışınlandı bana geldiğinde? Ya arkadaşlar adam nereye ışınlandı Allah aşkına yani arkama atıp arkama gelmesi gerekmiyor mu? Işınlanıp önüme mi geldi ne yaptı yani of gibi son maç al. Bir tek iki maç güzeldi. Koskoca Lara Croft'u rezil ettiniz ya. 2 metrelik canavarla boğuşan kadın geldi şurada bir tane robotu yenemiyor ya. Okun ucuna ateş koyup alevli ok yaratan kadın şurada jeneratör tamir ediyor ya. Eğlendin mi? Bir ama. Evet gençler teşekkür ederim izlediğiniz için. Akşam 7'de yayına gelmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.